Uluslararası Af Örgütü Filipinler'de insanlık suçu sayılabilecek bir durumu gözler önüne serdi. Sivil toplum kuruluşu son raporunda ülkede uyuşturucu trafiğine karşı düzenlenen operasyonları mercek altına aldı. Resmi açıklamalara göre çatışmalarda şu ana kadar 2551 kişi öldürüldü. Fakat örgüte göre bu rakamın yüksekliğinde başka faktörler de rol oynadı. Yüksek mevkili bir polis uyuşturucu kullananları öldürmeleri durumunda prim aldıklarını söyledi. Bu rapora göre operasyonlar sırasında öldürülen her kişi başına yapılan ödemeler 150 ile 280 euro arasında değişiyor. Ama kimse öldürülmezse ödeme de olmuyor. Rodrigo Duterte'nin başkanlık görevine başladığı Haziran ayından beri polis operasyonlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Ülkenin kanayan yarası uyuşturucu trafiğine karşı verilen mücadelede şu ana kadar 4000 kişinin öldürüldüğü sanılıyor. Duterte geçtiğimiz Aralık'ta verdiği bir demeçte uyuşturucu bağımlılarını belediye başkanlığı döneminde kendisinin de öldürdüğünü açıklamıştı.